Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, selamlar. Ben Murat Yücedağ, kanalımıza hoş geldiniz. Aralık ayına kadar kanalımızın fragmanı olarak bu video kalacak. Lütfen sonuna kadar seyredin. Sizlere bir açıklama yapacağım. Sonrasında bir ricam olacak. Önce kısa bir bilgi vereyim kanalımızla ilgili. Temmuz 2014'ten beri YouTube üzerinden ücretsiz yazılım eğitim videoları çekip yayınlamaktayım. Şu anda YouTube'da C# Form üzerine, C# Console üzerine ve algoritma programlamaya giriş üzerine toplamda 160 tane yazılım eğitim videosu ücretsiz olarak barınmakta. Bu videolar 100'den fazla sitede yayında, ondan sonra içerik ve süre bakımından Türkiye'nin en geniş kapsamlı yazılım eğitim videoları konumunda. Yeni videolar gelecek. Bu senenin sonunda normalde Scratch serisi çekmeyi düşünüyordum. Ama Scratch'ın öncesinde şöyle bir fikrim var. Bir SQL serisi çekmeyi düşünüyorum. SQL Server Management Studio'da. İşte sıfırdan hani sadece şey değil. Bu tablo oluşturma, işte kaydet, sil, güncelle, C# Form'daki gibi değil de SQL'in kendi komutları ve kodlarıyla bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun için bir seri hazırlamak istiyorum. Hem de güzel bir veri tabanı kitabım var. Hani SQL Server'la veri tabanı programcılığı dersleri diyebiliriz. Kaç ders olur? Muhtemelen bir 50 ders falan olur. Kısa tutacağım bu kez, yine dersleri 15-20 dakika civarında. Böyle bir fikrim var. Scratch'tan önce olacaktır muhtemelen. Daha sonrasında bir Scratch gelir ara tatil civarında. Scratch videoları çekmek çok zor olmayacak. Çünkü ortaokul öğrencilerine yönelik, onların anlayabileceği dilden anlatacağım. Çok kısa olacak videolar zaten. 8'er 10'ar dakikalık, 30 derslik kadar bir seriyi düşünüyorum. Sonrasında da inşallah kısmet olursa gelecek yıl bu zamanlarda birinci derse merhaba deriz. Bir 100 derslik HTML, ASP dersleri, yani web dersleri başlar. Şimdi SQL'de de açıklarımı kapatıyorum. Bir yandan SQL çalışıyorum. İşte bir yandan şey çalışıyorum. ASP çalışıyorum. İkisinde de açıklarımı kapatmaya çalışıyorum. Eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde devam ediyor çalışmalarım. Şimdi gelelim bu videoyu çekiş amacıma arkadaşlar. Bu şu an videoyu kayıt, yani video kaydı yaptığım bilgisayar benim bilgisayarım değil. Benim bilgisayarım pazar günü akşam üzerine su dökülmesi sonucunda çalışırken, yani açıkken su döküldüğü için bilgisayarım anakartı yandı. İlk etapta sadece anakart olduğu fark edildi. Hani başka içinde zarar gören parçaları var mı? Henüz bilmiyorum. Çok detaylı bir kontrol yaptırma şansım olmadı. 2011'de almıştım bilgisayarımı, yaklaşık 5 yıl, işte 5 yıl falan oldu. Yavaş yavaş miadı doluyordu çünkü günümün 10-12 saatini falan bilgisayar başında geçiriyorum evde olduğum zamanlar. Yani okul zamanı da yine bir 6-7 saat kadar bilgisayar başında vakit geçiriyordum. Yavaş yavaş ömrü dolmaya başlamıştı normal olarak. Casper kullanıyordum. Neden Casper kullanıyordum? Çünkü daha önce söylemiştim bunu galiba. Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nde staj yapmıştım Casper'ın. Memnundum bilgisayarından. İşte son zamanlarda sorunlar başlamıştı biraz. Çok sık mavi ekrana düşmesi hard diskine bir problem olduğunu gösteriyordu. İşte başka bir iki sorunu daha vardı da en son bu su dökülme olayı işin tam tuzu biberi oldu yani. Teknik servis böyle bir kaba taslak baktı bilgisayarı, anakartı değiştirmek için işte fiyat verdi falan, ama adamın cümlesi şu oldu: yani bunu, anakartını değiştirmek yerine bilgisayarını değiştir dedi, daha sağlıklı olur dedi. Yani bana, ben de bilgisayarımı değiştirmek istiyordum ama biraz daha zaman geçmesini bekliyordum. Şöyle zaman geçmesini bekliyordum. Şu anda daha önce videolarda da söyledim, duyuru olarak da söyledim, grubumuzdan da belirttim. İstanbul'da home office çalışacağım bir yazılım eğitim akademisinin temellerini oluşturuyorum demiştim. İstanbul'da hafta sonu 25 Eylül'de başlıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri Şişli'de yazılım eğitimi vereceğim. C# Form üzerine, ileri C# eğitimi adıyla 5 aylık bir eğitim. Bu eğitim için gerekli teknik malzemelerimi almaktaydım. İşte projeksiyon cihazı olsun, masa, sandalye vesaire, bunların tedariğini şu anda yapmaktaydım ki
Yani tam ayarlamalarımı yaptım. Bu sırada bilgisayarım böyle bir sorunu çıktı. Benim sizden şöyle bir ricam olacak. Yani hem işte kursa yardımcı olmak amacıyla hem de yeniden videolar çekeceğim. Yakın bir zamanda muhtemelen Kasım ayı olur. İşte bu yılın sonuna kalmaz. Biraz daha erken olur. Kasım ayında bir SQL serisine başlamayı düşünüyorum. Çok fazla ara vermek istemiyorum videolar konusunda. Bunun için işte çok kısa bir zamanda özellikle 25 Eylül'e kadar bilgisayar almam gerekiyor. Yeni mikrofon istiyorum. Mikrofon almak istiyorum. Kendi kulaklığımla beraber kullandığım mikrofon çok şey değil yani çok sağlıklı değil. Daha profesyonel anlamda yapmak istiyorum bu işleri ve diğer bir isteğim de, üçüncü isteğim de bir monitör almak. Çift ekran kullanmak istiyorum. Hani çünkü SQL dersini canlı yayın anlatacağım bir anda yayın akışını görürken diğer tarafta ders vermek hedefim. Böyle bir hedefim var. İşte tam böyle yazılım eğitim kursunu açmaya ne kadar kaldı? 3 hafta kadar bir süre kaldı. 3,5 haftalık bir süre kaldı. Tam böyle bu süreçte bilgisayarımın böylesine bir sorunla karşılaşması. Yani işte hedefe giderken yolda çekilen çilelerden biri olarak görüyorum. Mutlaka zorluklar çıkacak. Hiçbir şey kolay başarılmıyor. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Böyle aksilikler de olacak yani bu işin herhalde fıtratında bu vardır. Yazılımda yani kimi zaman çok iyi videolarınız işte şey video diyorum çok iyi projeleriniz bir anda Windows'unuzun çökmesiyle gider. O yüzden her zaman yedek alın. Ben videoların yedeğini almıştım. Yani olur da hard diskime bir sorun olsa bile videoların yedeğinin olması benim için iyi bir şey. Şeylerin yedeği yoktu. Sadece derslerde yaptığımız uygulamaların yedeği yoktu. O da çok önemli değil zaten. Videolarda hepsi var. Videoların yedeği birkaç yerde var bende. O yüzden o problem değil. Ama dediğim gibi bilgisayar ihtiyacım var. Mikrofon ihtiyacım var. Kaliteli bir mikrofon. Ve monitör almayı istiyorum. Çok geniş olmasa da işte yayın akışını takip edebileceğim bir monitör ihtiyacım var. Bunun için kanalımıza küçük bir bağış kampanyası başlatıyorum bugünden itibaren. Yani sizden tek ricam şey yapmayın. Hani herkes tabii ki herkesin bağışçı olmasını beklemem. Böyle bir şey söz konusu değil. Çok şey sert eleştiriler lütfen gelmesin. Hani bağış yapmak istemezseniz saygı gösteririm. Kimseyi çünkü zorlayamam bu konuda. Bağış yapan arkadaşlara da küçük hediyeler sunmak istiyorum. Mesela yapmış olduğum ücretli bir eğitim seti vardı. Artık onu da muhtemelen gitti gidiyordan yayınlamayacağım. O da bir yeni bilgisayar aldığım zaman direkt o videoları da 23 derslik pansiyon kayıt uygulaması vardı ya, tam bir dönem sonu projesi niteliğinde. Onu da direkt YouTube'a yükleyeceğim artık. Normalde ben eğitim akademisini resmi olarak kurduğumda yüklemeyi düşünüyordum onları YouTube'a ama biraz daha erken yükleyeceğim. Ne zaman şeyleri video yeni bilgisayarı ne zaman alırsam direkt o gün YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Yani dediğim gibi yeni videolar çekeceğim. İşte kurs için bilgisayara ihtiyacım var. Bu konuda desteklerinizi beklemekteyim arkadaşlar. İki tane hesap numarası var. Şöyle ben açayım o hesap numaralarını. Şurada Halkbank için işte şube kodu 0164 hesap numarası 0101 3785. Ziraat Bankası için de işte hesap numarası bu şekilde burada mevcut. Bunları yine videonun açıklama kısmına yazacağım. Gerçekten ihtiyacım olmasa inanın böyle bir şeye hiç kalkışmazdım. Böyle bir şeye tenezzül etmezdim. Biraz zorda kaldım. İlk defa böyle zorda kaldım. Çünkü dediğim gibi ilk etapta kursu açmak için destek aldığım hiç kimse yok diyebilirim. Yani bütün malzemelerimi falan kendim tedarik etmeye çalışıyorum. Yani tam bu sırada bilgisayarın böylesine bir sorunla karşılaşması beni biraz üzdü açıkçası. Ayrıca bu kursu yaptığım zaman bir de şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Proje bu
Van de Kem'in deneme sürümü o yüzden 10 dakikalık kayıt yapıyor. Sadece 10 dakika sonra kayıt duruyor. İşte bir de şöyle bir fikrim var. O projeksiyon cihazını aldığım zaman o home office bir ortam kuracağım dedim ya. Home office ortamı işte ofis kısmında ara sıra grubumuzdan kişileri davet etmek istiyorum. Orada yazılım üzerine konuşalım. Teknoloji ve bilişim üzerine filmler seyredelim hep beraber. Oturalım, sohbet edelim, tanışalım. Hani hem de siz video çektiğim ortamı görün. Yani fikir alışverişinde bulunalım. Böyle bir fikrim de var. Şişli'de bir apartman dairesinde olacak bu. İşte dediğim gibi yani kanalımıza desteklerinizi beklemekteyim. Halkbank ve Ziraat Bank hesaplarını yeniden şöyle ben açayım sizlere. Destek olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biraz zamanım kısıtlı. Destek olmak isterseniz eğer destek olup bağış yapmak isterseniz YouTube'dan iletiler kısmından mesaj gönderebilirsiniz bağış yaptıktan sonra. Adresinizi de verirseniz ben de küçük bir hediye gönderebilirim size. Hediyeler de sürpriz olarak bende kalsın. Böyle küçük, hatta söyleyeyim onu da zararlık. Bende küçük şeyler var böyle işte. Küçük süs eşyaları yazılım üzerine, hani küçük süs flash disk, işte süs bilgisayar anahtarlıkları falan, o tarz şeyler var. Onları böyle küçük paketler halinde sizlere hediye olarak gönderebilirim. Artık daha fazla gitti gidiyor üzerinden veya bir başka platformdan ürün satışı yapmak istemiyorum. Kitap satışları da artık durdu. Çünkü elimde kitap kalmadı. Belli bir miktar satışını gerçekleştirdim. İşte bunların hepsi bu kuracağım home office yazılım eğitim salonu için olan maddi birikintilerimdi. İşte dediğim gibi bilgisayarım şu an yok. 5 işte kaç gün oldu? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Bugün 5. gün bilgisayarım mevcut değil. Şu an kardeşimin bilgisayarından bu videoyu çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ben ücretsiz eğitim videoları çekmeye devam edeceğim. Bu benim fikrimdi. Bu destek ve bağış fikri. Videoları gerçekten takip eden, canı gönülden seyreden arkadaşlarım yardımcı olacağını düşündüm bana. Yani çok büyük meblağlar beklemiyorum kimseden ama damlaya damlaya göl olur durumuna da çok inanıyorum. Hani damlaya damlaya en azından şu 3 temel isteğimi alabilirsem çok ama çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı yeniden sunuyorum. İnşallah daha güzel zamanlarda, daha güzel yerlerde buluşuruz. Sözüm bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.